Hanımlar, beyler, alkışlarınızla Fırat Çelik. Az daha düşüyordum ya, böyle bir şey. Gel böyle. Buraya oturuyor değil mi? Sen otur, anladım bir şey. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş buldum. Fırat'cığım, sapasağlam inmen. Oh, hepimizi evet ya, çok bayağı sevindirdi. Karizmatik indik abi. Aynen. Gerçekten iyi oldu. Nazar diyelim. Nasılsın Fırat? Nasıl çok gidiyor? Çok iyiyim. Her şey yolunda mı? Çok iyiyim İbo. Tatilden dönüyorum. Evet. Dinlendim. Gayet iyiyim. Allah'ından bul. Çok iyi. Sen ailenin tek erkek çocuğusun, evet, ve bir anaerkil ailede büyüyorsunuz, tabii, diyebiliriz galiba. Tabii. Peki bu anaerkil ailede büyümenin avantajları oldu mu senin için? Yani bence hakikaten bu soruyu çok sorguladım. Hı-hı. Hani erkek kardeşlerim olsaydı ne olurdu falan dedim. Hani belki bambaşka bir Fırat olacaktım tabii ki. Evet. Ama hani sadece şey, kadınlarla büyümek, bence sanırım bütün kadınları çok seviyorum ve empati duygum çok, hı-hı, şey oldu. Gelişti yani. Çünkü sürekli her şeyi ortak paylaşıyorduk. Annemle de öyle bu arada. Kız kardeşlerimle de öyle. Her şeyi paylaşırız, ederiz. Fırat, dünyanın sanat merkezlerinden birinde büyüyorsun. Paris'te büyüdüm, evet. Aynen. Yani çocukken böyle hayal ettiğin bir şey miydi sanatla uğraşma? Hiç. Hiç. Şöyle söyleyeyim. Çocukken şunu yapıyordum sadece. Sürekli böyle bir şeyler yapıp, paylaşıp, atıyorum. Her şey olabilir bu. Sadece karşımdaki insanlar mutlu olunca ben o mutluluğu aldığımda, hmm, mutlu oluyordum. Ve demek şey dedim, o zaman bir şey yapmam gerekiyor bu alanla ilgili. Yani atıyorum bir enstrüman çalardım, bir şarkı söylerdim, komiklikler yapardım aileme falan. Onlar böyle mutlu olunca ben de çok mutlu oluyordum. Demek ki bir şey yapmalıyım ki paylaşayım. Bu da, hmm, benim sonradan sanatla şeyim oldu. Peki biz seni özellikle pandemide yeğeninle... Evet, Ozi'yle... Dans ederken, hı-hı, çok gördük ki senin bu dans yeteneğinle de çok geç karşılaşmış olduk. Müzikle ilgilisin de. Evet. Dans da edebiliyorsun gördüğümüz kadarıyla. Hiç böyle müzikal hayali falan, sahnede bir şey hayali kurduğun oluyor mu? Ben açıkçası hayal kuruyorum ama şu an öyle bir şey önüme çıkmadı. Aha. Keşke yani müzikal olsa atıyorum. Evet. Yani tiyatro olup sinema filmi de olabilirdi ama hani... Aha. Danslardan sonra çok fazla bir şey olmadı açıkçası yani. Aha. Türkiye'den bahsediyorum. Evet. Keşke olsaymış. Keşke olsaydı. Evet. Bence çok olur. Çok hoşuma giderdi yani. Bence olur. Hatta daha da olsun diye biz sana bir başka sürpriz daha yaptık. Vallahi. Bir dans sanatçısı arkadaşımızı çağırdık. Ne? Alkışlarınızla Berkcan geliyor. Vay be. Berkcan, MDT'nin güzide dansçılarından biri. Biz beraber Alice'de oynuyorduk. Berkcan, selam. Fırat'cığım, biz o, efendim, videolar hileli mi? Bunu çok merak ediyoruz. O yüzden Berkcan'la seni bir teste sokacağız. Hmm, güzel. Berkcan'ın yaptığı hareketleri yapabiliyor musun? Ve sonunda da beraber bir kuple dans edebiliyor musunuz diye merak ediyoruz. Şimdi ben bayağı korkmaya başladım. Şimdi Berkcan'ı böyle alacağız zaten. Berkcan'cığım, seni üste alacağım. Şuraya. Aynen. Heh. Hatta şöyle yapalım. Sen oturarak dans edemezsin diye düşünüyorum. Abi. Ha, o ayağını kullanacak sanırım, evet, ama. Evet, bir şey. Ha, öyle mi? Evet, sen onun yaptığının aynısını yapacaksın tamam, çünkü. Tamam. Ben niye şu, böyle Fütü beygiri gibi düşünüyorum? Şu, ta ta ta. Yani bir, iki. Ben niye bunu görüyorum? Ta ta ta. Harika, üçüncü harekete geçelim. Şu an bu. Evet.
Aynen, yapıyor adam zaten. Dur. Cebinde olan bir hareketmiş. Yok, hayır. Aynen. Hayır. Yeee. Yeah. Bir saniye, bir saniye. Neden ağaçta... Çok iyi. Son, dördüncü hareket. Bunu yaptık. Elini de açacaksın abi. Evet. Onu ayrı söylemek lazım arkadaşlar. İbo, kaşınma. Yani seni de göreceğiz istiyorsan gel. Yok yok hayır ben hayır, senin tarafındayım. Hayır istiyorsan gel de hayır ol. Abi ben terlemeyeyim şimdi. Bence. Evet. Harika. Ha oha. Hepsi başından. Şimdi baştan gideceğiz evet. Abi şu an çok zor şu an. Hayır hayır bence tamam, hiç tamam, değil. Okay. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Dur bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Berkcan'a çok teşekkür ediyoruz. Harikaydı. Gerçekten bence harikaydı. Muhteşem bir final oldu diyebilirim. Yani gerçekten çok eğlenceli birisin. Ben zaten bunu biliyorum. Artık bence eyvallah. Buradaki herkes de biliyor. Ayaklarına sağlık. Daha uzun vakit geçirmek için de buluşacağız. Hemen tamam. Tatile dönmüyorsun değil mi? Belki de. Bilmiyorum. Yani henüz belli değil. Belki de arabayı alıp direkt yine bir çeşme yapabilirim. Çeşme yaparsan evet. Beni de al. Bu arada arkadaşlar seyirciniz süper. Çok güzel bir enerji. Öpüyorum. Hanımlar beyler Fırat Çelik. Gözlerimin içine bak. Peki ilk sorumuz. Aldığın en kötü doğum günü hediyesi neydi? Sanırım 15 yaşındaydım ve... böyle saçma sapan bir hediye yani. Cüzdan. Hani ama böyle cüzdanın içinde de birçok böyle kredi kartını koyabilecek birçok şey var. Bu arada öğrenciyim ve param da yok. Aynen. Hani kredi kartlarım da yok. O cüzdanı ne yapayım diye böyle... Bana bilmiyorum kötülük müydü neydi anlamadım ama bir böyle... Bir saniye Fırat ben bir... ben bu sandalyeye bir alışayım seni dinleyeceğim. Hep böyle geriye kalkılıyor bu. Peki. Anladın İyi, mı şimdi. Ne demek istediğimi? Aynı, hani anladım. Saçma bir hediyeydi. Anladım. O cüzdanı aldım, 5 sene sonra kullandım çünkü çalışmaya başladım ve para kazanmaya biz başladım. De, yani biz de çok şöyle. Anlamsız bir hediyeydi aynen, yani. Tamam. Ama biz cüzdanı mesela hediye olarak beğeniriz şey gibi. Önce cüzdan gelsin de sonra parası. Ha, sonra. Öyle bir şey olduğu için. Benim için öyle oldu. Aynen. Önce cüzdan benim, sonra. Benim para. Aldığım en kötü hediye. Poşet dosyada bir saman kağıttı. Ah! Arkadaşlar yani Allah düşmanımın başına vermesin. Hediye bekleyen biri değilimdir normalde birçoğumuz gibi. Ama yani hediye alınıyorsa da doğru düzgün bir şey al bari yani. Benimle tanıştığı zaman çizdiği kağıtmış o. Aa enteresan. Galiba pek de kendinde değildi. Ha. Çünkü böyle karalanmış çizgiler evet. Var yani. Onu poşet bir dosyaya koyup bana getirmişti kıyamam. Abi. Kıyamam. Kıydık biz. Kıyılması gerekiyordu çünkü bir noktada. Abi poşet de buruşuktu bak böyle çerçeveletse falan diyeceğim ki bir şey. Neyse Allah'ından bulsun. Kendi horlamana uyandığın oldu mu? Ben horlamam ki. Ya ben, yok öyle bir şey. Gerçekten nasıl horlamazsın ya? Yok yok öyle bir şey yok. Gerçekten söylüyorum 6 senelik bir ilişkim vardı. Muhtemelen 6 sene içinde 2 kere horlamışımdır yani. Ve ilişki o yüzden bitti. O yüzden tabii. Çünkü başlamadan önce öyle bir anlaşma bu. Yapmıştık. Aynen. Hayır gerçekten öyle değil. Horlamıyorum. Ben de horlamıyorum diyen var mı aranızda?
Horlayanlar elini kaldırabilir mi? Yani arkadaşlar biz horluyoruz memleket olarak. Evet. Yani gece İstanbul'da bir uğultu var ya, trafik değil. O horlama... Biziz. Sesi. Evet. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Dibine kadar yani. Değil mi? Herhalde canım yani. Herhalde okursun. Kesinlikle. Araştırır mısın bulmak için? Çabalar mısın bulmaya? Bir de şey var böyle garip bir şekilde. Böyle telefona falan bakıp arada bir neler falan hani o... ...private alanına falan girmeyi seviyorum. En sevdiğin küfür ne? Yok öyle şey yok. Ben en sevdiğim şey şapşal. Şapşal mısın oğlum sen falan derim. Ha şapşal anladım. Ha, işte. O şeydi. Sami. Ya bu yalnız bu küfrü herkes benim gözümün içine bakarak ediyor. buna dikkatinizi çekmek isterim. İlk çıktığında dalga geçtiğin ama sonradan bağımlısı olduğun bir şarkı var mı? Sanırım şey, Ezel. Ezel'in Felaket diye bir şarkısı vardı. Evet. Vardı, herkes biliyor zaten. Evet, evet. Ezber. Şimdi tabii ki fanıyım ve... Ama şöyle kız kardeşim bir kere beni şöyle dedi hani... Abi dedi bak böyle bir şarkı çıkmış, dinle bir dedi. Ben de o dönem bayağı çok autotune mevzusu vardı. Herkes böyle bir sesini değiştirip falan söylemeye başlıyordu falan. Bir gına gelmişti açıkçası. Ben de dedim ki ya falan bu autotune artık sıkıldım dedim. Evet. Sonra aylar sonra bu şarkıyı kendi başıma arabada dinledim ve bayıldım. Ve inanılmaz ve ondan sonra hatırladım. Danko, aa evet ya kız kardeşim dinletmişti bu şarkıyı bana dedim. Evet. Sonra tabii ki müptelası oldum yani Ezel'in. Buradan Ezel'e selam. Sevgiler bro, I love you. En çok izlediği programın bu olduğunu... En sevdiğim. ...umut ediyoruz. Naber Ezel, nabiyon. Evet. DM'den yok artık dediğin birinin sana karşı yürüdüğü oldu mu? Oldu. Oldu ama... Ha. Oldu ama... Ki söylemeyeceksin adını. Adını söylemeyeceksin. Ha. Evet. Adını tabii ki oldu. Oldu. Oldu böyle hani... Wow! O kadar. Evet. Vallahi oldu. Peki gerçekten o zaman şunu oldu. Sorayım. Wow demenin nedeni ne? Yani hayır, çok şöyle, yüksek standart. Aşırı beğendiğim biriydi. Ha. Ve yazarken bir şey oldum böyle yani. Aşırı mutlu oldum yani. Aa, ve heyecandan iki gün sonra hello falan. Anladım. Sonra hello derken hani selam. Aynen. Anladık biz onu. Ya buralı yani. Buralı aynen. Ya aynı. Sonra ne oldu peki? Bir şey oldu mu? Sonra devam geldi tabii. Aynen. Devamı o kadar da gelmemiş. Yalnızsın ya Fırat. Hayır bir süre geldi ama yani. Bir süre yaşadık yani. Aynen anladım. Ben bir şey yaşıyorsam yaşıyorum yani. Aynen. Çok iyi yapıyorsun. Sana helal olsun. Onu bana unutturmayın. Kuliste soracağım. Ya da söyle lan. Şaka şaka söyleme sakın. Sakın. Biliyorsun olur. Ben. Ha? Hayır arkadaşlar. Hayır. Bir söyleyeceğim. Şuraya yazsana. Şuraya yaz. Ben yaz söylenip söylenemeyeceğini ben söyleyeceğim sana. Ya ki zaten keseceğiz tamam oğlum burayı. Tamam abi. Okay. Yazayım mı? Evet ya. Oğlum bunu kimse görmüyor. Abi bu nasıl bir coşku arkadaşlar ya? Ha. Okey. Nasıl ya? Abi nasıl ya? Bunu bana yapamazsın yani. Arkadaşlar. Bence yalan söylüyorsun İbo. Aynen. Bu ben falan yok abi. Yok. Evet. O kadar değil yani. Aynen. Bence sen... bayağı wow falan. Ha, yani. Öyle yap da merak etmeye devam etsin. Ben size sonra söyleyeceğim. Yok hayır. Hiç merak etmeyin. Allah aşkına onu söyleme. Onu uğurladıktan sonra söyleyeceğim. Çünkü... Zaten aramızda kalıyor abi de sen şimdi güvenmedin. Ya şey kimsenin özel hayatı ve şeyi aynen özel ya. Hayat aynen. Peki. En yakın arkadaşının düşmanı senin de düşmanın mıdır? Hayır ya o ne ya bayağı ilkel bir durum ya. Öyle mi diyorsun? Evet ya? Bence de. Ya bir şey söyleyeceğim biriyle atıyorum. Ya arkadaşın kavgalıysa sen kavgalı olmak zorunda değilsin ya. Ya evet evet ama en yakın arkadaş. O ne ya artık benim arkadaşımın arkadaşları hepsi düşman. Öyle bir şey olabilir mi ya? Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat ne?
Sanırım şeydeydi, 10 ay önce Saklı dizisini çekerken bir kadın, yaşlı teyze bana baktı dedi. Aa dedi, ne kadar yakışıklıymışsın dedi dizide. Belli ki sana çok makyaj yapılıyor. Çok çirkin adamsın dedi. Bu iltifat buysa mesela eleştiri ne aldın? Abi hakikaten beni orada killer yani, öldürdü yani. Aa berbatmış. Böyle şey dedi, aa çok daha yakışıklıymışsın televizyonda dedi yani. Bayağı seni boyuyorlarmış belli ki. Aa. Evet. Evet, gerçekten garipmiş. Hanımlar beyler, sizce yeterince dürüst müydü? Sulak! Ben başlayayım, ister misin? Tabii tabii, buyur. Senin programın yani. Çok saçmaydı. Estağfurullah. Çok saçmaydı evin ya. Gibi düşün. Yani konuşmak için konuştum. Aynen, aslında. Olur. Hiç önemli değil. Çok iyi. Ben kompütan oldum ya. Şu dizlerini iyi bol. Ha. Ha, olabilir no. Yani hile ha. De olabilir. Ha yok, hayır yok. Okay. Ben kendimi geri atayım yine. Arkadaşlar evet. Bir kontrol edelim. Aynen, aşağıdan bakıyorlar. Psikolog bir hanım var, yeni mezun. Harika. Gerçekten. Çok gerçekten dikkatli. Çocuklar. Arkadaşlar bateri ama şey. Ondan mı oluyor evet, diyorsun? Yani bas sesleri biraz etkiliyor şu an. Aynen. Abi sana biraz zahmet yavaş. Benim Fırat bana geldiğinde bir yavaş vurursanız ben de olur. Normaline şey yapabilirsiniz. Aa, bayağı bodoslama gir yani. Aynen. Şimdi Fırat'cığım. Şimdi bunu eğerken böyle kaldırdığında bir halta yaramayacak o hareket. Onu söyleyeyim. Taşmadı mı ya? Taşmaz. Hırslı mısındır oyun oynarken? Kesinlikle abi. Aynen güzel. Kazanmak için buradayım. Kazanmak için nasıl buradasın. Nasıl ya? Bayağı antrenmanlısın ve sen. Ve bu yanlış program kazanmak için. Ben antrenman... Bir şey kazanmıyoruz burada zaten. Kazanacaksın. Öyle mi? Tabii. Bizde boş yok. Vay Abi bravo sana yani gerçekten. Çok teşekkür ederim. Benim ellerim çok hassastır. Evet, anaerkil bir evde büyüdüğüm için. Kalbim elim... çok hassastır ama bir alakası yok. Kalbinle dökmeye çalış istersen. Çok tatlı. Hoppa. Vedalaş. Hoppa, bir saniye. Yani bu kadar artistik yaptıktan sonra ben dökmem inşallah ya. Ben hızlandım da ha bu işte. Oha! Gördünüz mü? Abi benim arkam dönüktü. İnanılmazdı şu an. Ya böyle bir şey yok. Gerçekten. Bir hızla aynen. Hiçbir şey de olmadı yani. Aynen. Bayağı heyecanlıydı şu an. Evet, ben de. Abi İbo bu sefer bittin sen. Al kardeşim. Sağ olasın kardeşim. Şuraya bak, bak. Seyret. Kim seyredecek? Ya boş ver ya, orada benim uğur getiren bir insan var. Bak dur. Hop. Hoppa! Harikaydı. Şimdi Fırat'cığım, dans, gitar, saz bunların hepsine yeteneğin varmış. Bunların hepsini gerçekten icra edebilecek kadar biliyorsun değil mi? Yani evet, çalıyorum. Aynen. 10 parmağında 10 marifet diyebilir miyiz? Yani çalıyorum hani... Profesyonel aynen. Değilim hani ama çalıyorum. Yani zevk alıyorum. Zayıf kalıyorsun. Zevk alıyorum. Ha zevk alıyorsun. Evet. Benim de gördüğünüz gibi kulağım düştü sevgili izleyenler. Peki o zaman sana bir sürprizimiz var. Hanımlar beyler Caner geliyor. Oley. Selam. Selam. Selam Caner. Ne haber? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ya iyi, seni görünce daha iyi oluyoruz be Caner. Ya, gerçekten. Vallahi lan. Sağ olun, ben de. Burası başka, gerçekten bambaşka. Merhaba Fırat Çelik, seni gördük, şenlendik. Aşk olsun İbrahim abi, yine konuk benden. Karizmatik, oyunculuk, yönetmenlik. Gitar, saz, dans, modellik. Her erkek karşısında
kafadan 1-0 yenik. Oo, Fırat Çelik. Ya ich bin natürlich. Paris'e gidersek ne önerirsin yemelik? Kurba bacağı, kruvasan, çorba varsa içerik. Hiç esmiyor, terledik. Herkes tatilde, biz bitik. Şarkı program güzel ama yazlık varsa götür bizi. Fırat Çelik. Je suis un peu traumatique. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.